rakibimize de gerçekten orada oynadığımız maçta baktığımız zaman yapmış olduğumuz analizler doğrusunda da iyi bir takımları var. Oyun içerisinde oyunun kaderini değiştirecek, oyunu etkileyecek oyuncuları var. Bunları biliyorduk ama o maçta daha net ortaya çıktı. Tabii ki Olympiakos takımı da iyi bir takım, köklü bir kulüp. Biz de iyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. 3-2'nin rövanşında yarın bizim yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarlarımızın bize vereceği müthiş destekle, enerjiyle bunu pozitife çevirip pozitif futbolumuzla, güçlü oyunumuzla yarın rakibimizi burada yenip maçı kazanarak yarı finale adımımızı atmak istiyoruz. Şimdi yarınki taraftarlarımıza maç başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların vereceği destekle de biz de oyuncularımın yani performansını bir adım daha artabileceğini, bu yüksek özgüvenle de rakibimize karşı daha üstün oynamalıyız. Bu oyunu da ortaya koyabilmemiz için dediğim gibi taraftarlarımıza vereceği destek çok önemli. O destekle de oyuncuların daha yüksek özgüvenle daha iyi mücadele, daha iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Olympiakos'la ilgili dediğim gibi biz Yunanistan'da da Tadiş de aynı şeyi söyledi. Biz iyi başlamıştık. Yani biz gol atalım derken kendi yapmış olduğumuz bireysel hatalardan rakip takımında dediğim gibi kaliteli oyuncuları var. Bunları hemen çok çabuk sonuçlandırdılar ve değerlendirdiler. Yarın inşallah böyle bireysel hataları yapmadan kendi güçlü oyunumuzda, kendi karakterimizi sahaya ve rakibe yansıtarak maçı bitirmek istiyoruz güzel bir şekilde. Sonuçta tabii ki Cicu çok kaliteli bir oyuncu, çok karakterli bir oyuncu. Hatta bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Maçı o şekilde bitiyor, haberi yok. Yani o kadar yüksek konsantrasyonla oynayan bir oyuncu. Çok özverili bir oyuncu. Yani çok karakterli bir oyuncu gerçekten. Onun için bizim takımımızın her oyuncumuz bizim için değerli. Cicu da çok değerli bir oyuncumuz. Bu akşam bakacağız. Ona göre bir değerlendirme yapacağız. Bizdeki sağlıklı oyunculardan en iyisini sezon başından bugüne kadar elimizde birçok oyuncularımız sakatlandı. Belki haftalarca, belki aylarca birçok mevkideki oyuncularım elimde olmadığı halde maçlara çıktık. Hem de öyle bir çıktık ki sadece stoper mevkinde 5 stoperim var, 5'i de sakattı. Orta sahada 6 oyuncum var, 4'ü yoktu. Ve aylarca, haftalarca biz bu oyuncularımızdan yoksun bir şekilde maçlara çıktık. Ben takım ve oyuncularımı hazırlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncuların yerlerini değiştirdik mecburiyetten. Bazı maçlarda altyapıdan 16-17 çocukları oynatmak mecburiyetine kaldım. Buna rağmen şu an geldiğimiz nokta itibariyle oyuncularımla beraber, hep beraber çok zor bir süreçten geçtik. Ben bu konuda oyuncularımı özverisinden dolayı hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yarın inanıyorum ki bu akşam oyuncuların kampta hepsi beni bekliyor. Son yapacağım antrenmanda bu sezonun belki de sezon başı nasıl başladıysak en ideal 11'le yarınki maça da en ideal 11'le başlayacağımıza ve başlayabilmeyi ümit ediyorum. Bunu söyleyebilirim size. Çok üst düzey profesyonel oyuncular, karakterli oyuncular. Ben de karakterli bir insanım. Onlar da beni tanıyorlar. Her şey karşılıklı. Birbirimize olan saygımız, güvenimize, inancımızla biz bugünlere geldik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Demin de bahsettiğim gibi sezonun başında çok iyi başladık. Daha sonra yaşadığımız sakatlıklar, orta sahadaki oyuncularımızın olmaması, 8-10 tane oyuncuların sakatlanmasından dolayı o istediğimiz güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Ara ara yaptık. Oyun içerisinde mesela ara ara yapabiliyorduk. Tam anlamıyla yapamıyorduk. Rakibe bunu gösteremiyorduk. Ama bir şekilde de maçlarımızı kazanmasını bildik. Bugünlere geldik. Yani dediğim gibi doğru bir tespit ama bu demek değil ki böyle gidecek. Yarın da bizim çok önemli maçımız var. Yarın da inanıyorum ki sezon başındaki sahaya çıkan ideal 11'imiz gibi yakın bir kadroyla çıkmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Demin de işte iki soruya da aynı verdiğim cevaplar hemen hemen aynı. Bu kadar eksiklere rağmen biz oyun planımızdan vazgeçmedik. Pozitif futbol oynamaktan vazgeçmedik.
her zaman maçı kazanmak için, şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım, biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu kadar eksiklere rağmen belki ön alan baskısını tam anlamıyla sezon başındaki gibi yapamadık. Ama oyun içinde bunu ara ara yapsak da oyun planımızdan, oyun felsefemizden asla vazgeçmedik. Ve bu süreçte bu kadar eksiklere rağmen sıkıntılı maçlar yaşasak da bir şekilde o evreleri atlatabildik. E şimdi Olympiakos maçında en önemli 3-4 tane oyuncumu oynatamadık. Sakatlardı. Onları korumak zorundaydım. Çünkü doktorla yapmış olduğum toplantılarda hazır değillerdi. En fazla 15-20 dakika oynatabilirsin demişlerdi. Risk aldık. 30-35 dakika oynatabildik. Şimdi insanlar tabii bunları bilmediği için hoca niye ondan başlamadı, niye sağlamsa... O öyle değil. Bir futbolcu sakatlığı geçti hemen oynatamazsınız. Onu oynatabilmeniz için en az maça göre, haftasına göre 8-10 tane antrenmana çıkmak zorunda. Dolu dolu ki maç temposunun ritmini yakalayabilmesi için. 1-2 antrenman, 1-3 antrenmana çıktı. Şimdi Bonzer'i oynatıp risk alıp kaybetmek sezon sonuna kadar da var. Ama risk almayıp biraz daha sabırlı bekleyip, doğru anı bekleyip oyunu atmak var. Biz doğru anı bekleyip oyunu attığımızı düşünüyoruz. Karşılığını aldık ama yarın Bonzer'in çoğu sahada olacak. %98 takımdaki bütün oyuncuların düzeldi. Bir tek Mert Hakan var. O da 2-3 gün sonra normal takım antrenmanlarına başlıyor. Bu sakatlıklar konusunda biraz size şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. Tadış neydi? 50. maçıma çıktı değil mi? Fenerbahçe'de. 8 tane de milli takımda oynadı. 8-9 tane de. Yani 58, 59, 60 maça yakın maç oynadı. Avrupa'nın birçok kulüplerine baktığınız zaman mesela Liverpool, United, Bayern Münih. Açın bakın geriye dönük. İnternet sayfalarından bunları çok net görebilirsiniz. Yani ben sizi bilgilendirmek amacıyla söylüyorum bunu. Bu kadar yüksek maç oynayan futbol takımları maalesef günümüz futbolun en büyük hastalığı bu. Futbol adamlarının, Avrupa'daki büyük futbol adamlarının bundan da yakınışları var. Serzenişleri var. Diyorlar ki bu kadar fazla maç oynatmak zararlı. Bu oyuncular bunu kaldıramıyor. Bir de Covid'den sonra sporcu sakatlıkları Hollandalı bir bilim adamının açıkladığı bir rapora göre %200 daha fazla artmış. Şimdi diyebilirler insanlar, İsmail Hoca acaba antrenmanları ağır mı, eksik mi, fazla mı? E tamam, ben böyleysem o zaman Liverpool, United, Bayern Münih. Onlar ne olacak o zaman? Onların cevabını kim verecek? Anlatabiliyor muyum? Bu sadece bu sene değil. Her yıl Avrupa'da açın bakın internet sayfalarını. Kaç oyuncu sakatlanmış? Kaç tane oyuncuları tedavi altında? Değil mi? Onun için bu kadar maç oynamak, bu yüksek tempolu, yüksek tirajlı, milli takımda gitgeller var, seyahatler var, uzun yolculuklar var. Bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Hakikaten değil. Yani bu ayrı bir konu. Ama maalesef sadece ben değil, bütün Avrupa'nın, dünyanın en büyük kulüplerin, teknik direktörleri, futbol adamları bundan hepimiz muzdaribiz. Bu kadar fazla maç oynanması, bu kadar oyuncular bunları kaldıramıyor maalesef. Bu şekilde sizi bilgilendirmek istedim yani bu konuda da. Hafta içi ufak bir penaltı çalışmamız oldu. Bu akşam da belki gene olacak ama inşallah penaltılara kalmaz diye düşünüyorum. Şu anda iyi durumda. Çok güçlü bir kas yapısı var Jaden Osterwalde'nin. Biz de beklenenden daha erken aramıza dönebileceğini düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Çalışmayı seven bir oyuncu, kendine iyi bakan bir oyuncu. Operasyon da gayet güzel geçti. Onun için belki de lig bitmeden aramıza katılabilir diye biz de düşünüyoruz, tahminde bulunuyoruz şu anda.